abi? Hayırdır, nereye böyle ya? Markete, alışverişe gidiyoruz. Bu haberi okumadan markete gitme abi, üzülürsün. Ne haberi bu? Niye üzüleceğim ki? Fakirlere özel alışveriş haberi abi. Alışverişte tasarruf yapman yolları yazıyor. Harbi mi? Ne yapmamız gerekiyor peki? Öncelikle alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Yanınızda çocuk olmasın yazıyor. Niye ki? Çocuğun canı bir şey çekmesin diye galiba abi. Benim niye tok olmam lazım peki? Senin de canın bir şey çekmesin diye abi. Çocuğun gözünü elinde kapatsam olmaz mı? Eve kadar gidip geri gelmeyeyim. Olur herhalde. Dur ben de geleyim seninle. Dur abi, ne yapıyorsun? Büyük araba kullanmayın, sizi doldurmaya teşvik eder yazıyor. Ne yapacaksın? Sepet kullan abi. Hiçbir şey kullanmayalım, daha da fazla tasarruf yapmış oluruz. Şarküteri reyonundayken burnumuzu kapatıyor. Niye? Cazip kokular seni yoldan çıkartmasın. Ürünlere dokunmak sahiplik duygusu verir, bu da onu almanı sağlar. İkramları geri çevireceksin. Diline değdiği anda tuzağa düşersin yoksa. Sen niye yiyorsun öyleyse? Ben alışveriş yapmayacağım ki. Gazetede yazmıyor ama bu reyondan hemen uzaklaşalım bence. Gazeteye göre sadece ekmek alabildim. İşte her alışverişte bunu tekrarlarsan ay sonunu rahatlıkla getirirsin abi. Lan bu Serhat ne yapıyor böyle? Lan Serhat, ne yapıyorsun çöpün yanında? Gazetede okudum abi. Çöpten çıkan sebzeleri de meneme yapacağız. Arasana şu gazeteyi. Onlara doğalgaz, elektrik, telefon faturası, kira ödememenin yollarını aldın da insanlar faydalansın. O nasıl olacak? Çadırlarda yaşayacağız.